Bu şehrin birinci öncelikli sorunu vizyon sorunudur, yönetim sorunudur, sistem sorunudur, liyakat sorunudur, bilgi ve metodoloji sorunudur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hocam sizin Malatya ile ilgili çalışmanız olduğunu biliyoruz. Raporlar hazırlıyorsunuz, işte çalıştaylar düzenliyorsunuz. Sizce Malatya'nın en büyük sorunu nedir? Evet, bu süre içerisinde Malatya ile ilgili gördüğüm en temel sorun, tabii bir sorun değil, belki birkaç sorundan bahsetmek lazım ama en temel sorun vizyon sorunu olduğunu düşünüyorum. Söz vardır, derler ki gideceği yeri bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Aynı şey insanlar için de geçerlidir, ülkeler için de geçerlidir, kurumlar için de geçerlidir ve şehirler için de geçerlidir. Yani gideceği yeri bilmeyen şehre hiçbir girişimin, hiçbir faaliyetin, hiçbir yatırımın, hiçbir çalışmanın faydası olmaz. Dolayısıyla burada tabii neyi kastettiğimi doğrusu bir fıkrayla ifade etmek isterim. Temel hayatında ilk kez İstanbul'dan Trabzon'a çift katlı otobüste yolculuk yapacaktır. Ve Temel'e ikinci katın en ön sırasında yer verirler. Temel'in koltuğu ikinci katın en ön sırasındadır. Trabzon'a yolculuk başlar ve Trabzon'a varırlar. Tabii oraya vardıklarında Temel'in akrabaları Temel'i karşılamak üzere oradadırlar. Ama bir sorun vardır. Yani akrabalar bir bakarlar ki ya Temel panik içinde ve gözleri bir adeta fal taşı gibi açılmış halde bulurlar Temel'i. Hızlıca yanına gidip hayır mı Temel ne oldu diye sorduklarında Temel der ki ya hiç sormayın İstanbul'dan buraya şoförsüz geldiktir. Tabii işin şakası bir tarafa, bu bir fıkra ama maalesef bizim ülkemizde sadece Malatya'nın da değil birçok şehrimizin gidişatı. Bu fıkrada anlatıldığı gibi adeta şoförsüz yapılan bir otobüs yolculuğuna benziyor. İşte bu tanımlamaya en çok uyan şehirlerden birisi de ne yazık ki Malatya. Hocam vizyonu yok derken neyi kastediyorsunuz? Ya şunu kastediyorum. Mesela bu şehrin bir kent vizyonu var mı? Yok. Peki bu şehrin yaşadığımız çağa göre uyarlanmış bir kentsel konumlandırma çalışması var mı? Yok. Bu şehrin bir gelişim stratejisi ve yol haritası var mı? Yok. Bu şehrin hedefleri belli mi? Yani gideceği yeri biliyor mu? Hayır. Peki dünyada gideceği yeri bilmeden, bir kent vizyonu olmadan, bir yol haritası çıkarmadan gelişmiş tek bir şehir var mı bildiğiniz? Yok. Bu şehri yöneten siyasi kadro arasında bunların ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini bilen var mı? Yok. Peki bu kadroyla ve bu gidişle bu şehrin sorunlarını çözmesi, makus talihini yenmesi ve yeni bir değişim dönüşüm süreci başlatması mümkün mü? Hayır. Dolayısıyla da bu şehirde maalesef hiçbir şey bir sistem bütünlüğü içerisinde ele alınamıyor. Yani tamam sağa sola bir takım hizmetler yapılıyor, bazı işler yürütülüyor. Maalesef bunların hiçbirisi bu şehrin sorunlarını çözecek, bu şehrin potansiyelini harekete geçirecek ve bu şehrin makus talihini yenecek bir momentum oluşturamıyor. Söz gelimi neyi kastediyorum? Mesela örnek vermek isterim. Ekonomimiz var ama yüksek katma değerimiz yok. Sanayimiz var ama yüksek teknolojimiz yok. Tarımımız var ama yüksek katma değerli tarımsal sanayimiz yok. Turizmimiz var ama turistimiz yok. Madenlerimiz var ama madenciliğimiz yok. Dünya kültürel mirası listesine girmiş eserlerimiz var ama bir tanıtım stratejimiz yok. Coğrafi işaret belgeli onlarca ürünümüz var ama bir pazarlama stratejimiz yok. Koskoca bir kentimiz var ama bir kent vizyonumuz yok. Peki niye yok? Bunları sağlayacak bir vizyonumuz yok. Maalesef bu şehir kötü yönetiliyor. Bu şehir son 20 yılda bir iki istisna hariç çalışmayan, üretmeyen, şehre bir şey katmayan, insanımıza bir şey kazandırmayan, doğrusu ne yapacağını da bilmeyen, bu şehirle ilgili zihninde en küçük bir yol haritası olmayan bir kadro tarafından yönetildi ve maalesef kaybetti. O yüzden bu şehrin birinci öncelikli sorunu vizyon sorunudur, yönetim sorunudur, sistem sorunudur, liyakat sorunudur, bilgi ve metodoloji sorunudur. Peki hocam bu vizyon belirlemenin şu an halka ne gibi bir faydası olacak? Ya vizyon şu açıdan önemli arkadaşlar. Vizyon ne demek? İngilizce bir tabir tabii. Vizyon ve misyon mesela. Vision kelimesinden geliyor. Gelecekte kendinizi nerede görmek istiyorsun? Vizyon belirlemenin öyle bir önemi var. Hedefleriniz olacak. Bir çalışma amacınız olacak. Yani şehri taşıyacağınız yeri belirleyeceksiniz. Buna günümüzde kentsel konumlama denir bununla ilgili olarak. Şehrinizi tanıyacaksınız, araştıracaksınız, şehrinizi inceleyeceksiniz. Yerelde, bölgeselde, ulusalda, küreselde bu şehir nerede olması gerekiyor? Bunu belirleyeceksiniz. Onları belirledikten sonra şehrin rekabet üstünlüğü olan alanları belirleyeceksiniz. En avantajlı olduğu alanları belirleyeceksiniz. Ve o hedeflerine ulaşabilmesi için o şehirde ne yapılması gerekiyor? Sadece bir iki kurumun değil. O şehirdeki bütün kurumların o hedefi beslemesi gerek. Yani o hedefi belirleyemediğiniz zaman her kurum dostlar pazarda görsün tarzı işler yaparlar yani. Mesela bir bakarsınız bir üniversite açılmış ama nasıl bir üniversite olduğu belli değil. Vizyonunu belirlemiş bir şehirde herkes kafasına göre üniversite açamaz. O vizyon neyse, şehrin taşınmak istediği nokta neyse ona göre bir üniversite açmanız gerekir. Herkes kafasına göre film festivali düzenleyemez mesela. O şehrin vizyonu neyse, hedefleri neyse ona göre bir film festivali düzenlemeniz gerekir. Üniversiteler ona göre bölümler açar. Belediye ona göre çalışmalar yapar. İşte
ne bileyim turizm alanında ona göre yatırımlar yapılır. Ta ki o şehirle ilgili hedefler, amaçlar ve gideceği yer belli olmuş olsun. Vizyon bu açıdan önemli. Onun için birinci sorunumuzun vizyon sorunu olduğunu düşünüyorum. Ama başka sorunlarımız da var. Mesela bu şehir irtifa kaybediyor yani. Son yıllarda sürekli, son 20 yıldır sürekli gerileyen bir şehir. Türkiye'deki iller arasında 38. sırada devralmış AK Parti iktidarı. Hemen ilk yıllarından itibaren 41.liğe geriletmiş. Biraz sonra 42.liğe geriletmiş. Biraz daha sonra 44.liğe geriletmiş. Hatta Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre 47.liğe geriletmiş. Sürekli bu gerileme devam ediyor. Yani şimdi yeni bir araştırma yayınlansa muhtemelen 50. sırada falan. Hatta ilçelerle ilgili geçen gün Sanayi Bakanlığı yayınladı son verileri. Son 20 yılda bütün ilçelerimiz AK Parti döneminde başladığı noktanın çok daha gerisine taşıyor. Bu da bir sorun mesela. Niye bu şehir geriliyor? Yani bu kadar potansiyeli yüksek olan bir şehir niye bu kadar geriye gidiyor yani? Bunun da düşünülmesi gerekir. Masaya yatırılması gerekir. Başka bir sorun söyleyelim mesela. Ciddi bir refah sorunu var Malatya'nın. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Yani Malatya Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı kadar bir refah düzeyine sahip. Türkiye'nin milli geliri neyse, kişi başına düşen milli geliri, Malatya onun yarısı kadar. %58-60 arası. Yaklaşık yarısı kadar. Dünyayla kıyasladığımızda dünyadaki refah düzeyi, dünyanın ortalama gelirine bakıldığında Malatya'nın refah düzeyi dünya ortalamasının daha da az. Neredeyse 3'te 1'i kadar. %40'ı kadar. Malatya bunu hak eden bir şehir mi? Bu kadar potansiyeliniz olacak, madenleriniz olacak, tarım topraklarınız ortalamanın üstünde olacak, Türkiye'nin iki katı sulanabilir araziniz olacak, kayısı gibi ekstra bir ürününüz olacak her şeyin dışında. Ama dünya ortalamasının 3'te 1'i kadar, Türkiye'nin neredeyse yarısı kadar, Çin mesela, Çin, yoksullar ülkesi diye bilinen Çin'in 3'te 1'i kadar bir şeye sahip Malatya, refah düzeyine sahip. Bu ne anlama geliyor? Yani dünyanın 8 milyar insana, Çin'in 1,5 milyar insana sağladığı refahı siz Malatya gibi verimli bir bölgede 800 bin insana sağlayamıyorsunuz. Burada bir sorun var demek. Bu şehir kötü yönetiliyor demektir. Ve bu da yetmez, ciddi bir yoksulluk sorunumuz var. Yani tamam, refah düzeyimiz düşük ama bir de çok yaygın bir yoksulluk var Malatya'da. Hatta daha öte bir şey söyleyeyim. Malatya son birkaç yıldır Türkiye'nin en hızlı yoksullaşan 5 ilinden bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de en hızlı yoksullaşan 5 ilden birisi. Yani refah düzeyi düşük dedik. Bu elde ettiği refahı da maalesef adaletsiz dağıtıyor. Yani zenginle yoksul arasındaki uçurumun en fazla olduğu illerden birisi Malatya. Yoksulluğun en fazla arttığı illerden birisi Malatya. Bunda mesela bir masaya yatırılmalı. Niye bu şehir bu kadar refah düzeyi düşük ve bu kadar yoksulu fazla? Gittikçe de artıyor. İşsiz sayısı hakeza. Başka bir sorun söyleyeyim mesela yine Malatya ile ilgili. Malatya ciddi düzeyde nüfus kaybediyor. Beraberinde sermaye kaybediyor. Malatya bundan, hatta Cumhuriyet tarihinde bu kadar Malatya'nın nüfus kaybediyor ettiği başka bir dönem yok. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. 1950'li 60'lı yıllar biliyorsunuz yani Türkiye'de neredeyse bütün illerin büyük şehirlere aktığı dönemlerdir. Acayip bir şehirleşme dönemleri var. Adeta Türkiye büyük şehirlere akmış. Ama ilginç olan Malatya o dönemde nüfus kaybetmemiş mesela. O dönemde Malatya büyük şehir gibi kabul edilmiş ve çevresinde epey göç almış. Hatta artmış nüfusu yani. Nüfus kaybetmediği gibi nüfusu artmış. O yıllarda nüfus kaybetmeyen Malatya bugün akın akın nüfus kaybediyor. Yani 50'li yıllarda Türkiye'nin neredeyse %2,5'u olan, yani %2,5 ne demek? Bugün 85 milyon Türkiye, 2 milyon nüfusu olması gerekiyordu. Ha diyebilirsiniz ki Adıyaman ayrıldı 50'li yıllarda. Adıyaman ayrıldıktan sonra nüfusumuz yaklaşık %1,5 Türkiye'nin. Ama özellikle 80'li yıllardan itibaren sonra daha da hızlanarak kaybedilen nüfus sonucu, yani Malatya şu anda 1,5 olsaydı Türkiye'nin, yine 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin, 1,5 milyona yakın nüfusumuz olması gerekirdi. Fakat maalesef son yıllarda hızla azalmış, şu anda %1 bile değil. Malatya'nın nüfusu şu anda Türkiye'nin 0,95'i kadar. Yani %1 bile değil bizim nüfusumuz. Eğer bakın arkadaşlar, bir şehir nüfus kaybediyorsa o şehirde işlerin nasıl gittiğini anlamak için başka bir göstergeye, başka bir kritere falan bakmaya gerek yok. O şehir kan kaybediyor demek. Yani fırsat bulanın kaçtığı bir şehri geliştiremezsin. Fırsat bulanın kaçtığı bir şehre ne yatırımcı gelir, ne yerleşimci gelir, ne de ziyaretçi gelir. Dolayısıyla kaldı ki Malatya sadece nüfus kaybetmekle de kalmıyor. Ciddi bir sermaye kaybı da var. Tabii giden nüfus sermayesini de götürür. Malatya son 10 yılda nüfusunun yarısını kaybetmiş bir şehir. Daha doğrusu her 10 yılda bir nüfusun yarısını kaybediyor. Tabii yarısını kaybediyor ama bu kadar değil, ama o kadarına yakında gelenler oluyor. Mesela son 10 yılda yaklaşık 350 bin kişi gitmiş, 320-25 bin kişi gelmiş. Her 10 yılda bir açık vererek gidiyor böyle. Türkiye nüfusu %1,5 artarken Malatya %0,5 artıyor mesela. Şimdi hal böyle olunca sermaye de kaybediyor. Mesela Malatya'daki sermaye Türkiye ortalamasının 3'te 1'i kadar. Şimdi siz bu sermayeyle bir şehri geliştiremezsiniz. Dolayısıyla ilk yapılacak şeylerden birisi de hızlıca nüfus ve sermaye kaybını durdurmak olacak. Yani Malatya'da refah üretecek projelere ihtiyaç var.
Nüfus ve sermaye kaybını durduracak projelere ihtiyaç var. Gerileme sürecini durduracak projelere ihtiyaç var. Ama en başta vizyoner bir yönetime ihtiyaç var. Hocam peki nüfus neden önemli? Yani küçük bir şehir olsak olmaz mı anlamında soruyorsunuz. Evet doğru, yani nüfus neden önemli? Yani küçük bir şehir olsak ne olur falan. Ama öyle değil arkadaşlar. Bakın nüfusu az olan bir şehre, belli bir nüfusun altındaki şehirlere hiçbir ciddi firma yatırım yapmaz mesela. Hiçbir ciddi firma gelmez. Ciddi firmaların gelmediği yerlerde ciddi yatırımlar ortaya çıkmaz. Ciddi yatırımların, büyük yatırımların olmadığı yerlerde yeterince istihdam oluşmaz. Yeterince istihdamın olmadığı yerlerde yeterince iş, aş ve refah oluşmaz. Kaldı ki yapılan bir araştırma var. Onu hatırladım şimdi. Bir şehrin, bir yerleşim biriminin nüfusu her ikiye katladığında, örneğin 100 bin ise 200 bin olduğunda, 1 milyonsa 2 milyon olduğunda, her ikiye katladığında o şehirdeki imkanlar %15-20 oranında artıyor. Refah artıyor, imkanlar artıyor, iş istihdam artıyor, hani gelirleri artıyor vesaire. Dolayısıyla nüfus önemli ya bu anlamda. Hatta şimdi aklıma geldi, bir örnek daha vereyim. Yıllar önce İstanbul'da bir iş adamımızı ziyaret etmiştim. Malatyalı bir iş adamı ama aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birisi. İlk %10'da 15'te de olabilir. Bu iş adamımızı bir vesile bir ziyaret etmiştim bir arkadaşla birlikte. Orada konuşurken, ülke meseleleriyle ilgili böyle sohbet ederken konu ekonomiye falan geldi ve o iş adamımız şöyle bir şey söyledi. Dedik ya biz bir program yaptık dedi, bilgisayar programı. Kayseri, Antep ve Bursa'yı yakından takip ediyoruz dedi. Hatta bir uzman çağırdı bize, o bilgisayar programının nasıl çalıştığını da bilgisayar üzerinde anlatırdı. Ve biz gerçekten orada o 3 ildeki tarım, sanayi, turizm, emlak, inşaat sektörlerinin nasıl gittiğini falan tablo üzerinde, grafikler üzerinde izledik. Hatta o sunum yapan uzman dedi, hocam dedi mesela şu şehrimizde inşaat sektörü dedi patlamak üzereydi. Yani burada kim inşaata girerse batar dedi. Yani biz onu görüyoruz mesela buradan dedi. Böyle bir program yapmışlardı. Tabii işin içinde Malatya'nın olmadığını görünce ben de dedim ki o iş adamına, iyi de dedim siz Malatyalı bir iş insanı olarak neden bu izlediğiniz iller arasında Malatya yok dediğimde, dedi ki hocam dedi Malatya dedi bizim izleyeceğimiz ve yatırım yapacağımız büyük bir şehir değil dedi. Biz 1,5 milyon ve üstündeki nüfuslu şehirlerle ilgileniyoruz demişti. O anlamda gerçekten nüfus önemli. Yani birçok açıdan şehirlerin gelişimi biraz nüfus oranına göre de belirleniyor. Yani diyelim ki 1 milyon 2 milyon altındaki şehirlere en azından 1 milyon diyelim. 1 milyon altındaki şehirler hiçbir ciddi firma gelmez. Hocam peki bunlardan başka bir sorun var mı? Ya arkadaşlar tabii birçok sorundan bahsedilebilir ama bahsedilecek birçok sorunun temel kaynağı bu yukarıda bahsettiğimiz sorunlar. Yoksa elbette ki Malatya'nın işsizlik gibi, yoksulluk gibi, hayat pahalılığı gibi, neredeyse günün her saati tıkanan trafik gibi, bir türlü yol alamayan, emekleyen, kentsel dönüşümü gibi, kırsalla kent arasındaki uçurum düzeyine varmış gelişmişlik farkı gibi, ne bileyim Ar-Ge inovasyon ve markalaşma konusundaki çalışmaların oldukça yetersiz olması gibi çok sayıda sorundan bahsedilebilir. Ama bunların tamamı biraz önce bahsettiğim o vizyoner yönetimle çok yakından ilgili sorunlardır. Dolayısıyla öbür sorunları, hani bir fıkra anlatılır. Bir gün bir savaşta komutanın birisi mevzileri gezerken bakar ki askerin bir tanesi sipere yatmış ama ateş etmeden bekliyor. Bunu görünce komutan bir anda tabii çıkışır. Der ki askerdir neden düşmana ateş etmiyorsun diye sitem edince asker de der ki komutanım der 10 tane sebebi vardı. Hayır neymiş onlar diye say diye çıkışınca komutanım bir demiş barut yok demiş. İki demeye kalmadan komutan demiş ki tamam gerisini saymana gerek yok diye. Şimdi bir ülkede bir şehirde vizyoner yönetim sorunu varsa o şehrin yol haritası, o şehrin gelişim aksları, o şehrin gelişim stratejisi belirlenmemişse diğer sorunları aslında saymaya gerek yok. Dediğim gibi yoksa birçok sorun sayılabilir. Örneğin son yıllarda bu şehir maalesef belli bir grup tarafından, belli kişiler tarafından domine edilmiş durumda. Belli konumlar, belli makamlar dönüşümlü olarak aralarında paylaşılıyor ve bu şehirde yeni insanların çıkmasında falan kapı aralanmıyor mesela. Bu şehir 20-30 yıldır neredeyse ulusala ve küresele yeni insan katamıyor. Ne ulusala yeni insan katabiliyor, böyle başarılı insanlar çıkarabiliyor, ne de küresel düzeyde insan katabiliyor. Ha belki iş adamları biraz bunun dışında durabilir. Ticari alanda özellikle Özal döneminden itibaren başarılı iş adamlarımız var ulusalda ve küreselde de diyebileceğimiz. Ama onun dışındaki alanlarda yoktur mesela diye. Bugün az çok tanınan kim varsa ulusala ve küresele kazandırılmış, hepsi 20-30 yılın öncesi isimler. Böyle bir sorunumuz da var. Yani Malatya adeta insanların emek vererek, çalışarak bir yere gelebildiği bir il olmaktan çıkmış durumda. Bu anlamda domine edilen bir şehre dönüştü Malatya. Ve bunun sonucu olarak da sürekli irtifa kaybeden bir şehir. Biraz önce de söyledim. 20 yıldır geriye giden bir şehirle karşı karşıyayız. 20 yıl. Ve sürekli geriye gidiyor. Yani bir ileri bir geri olsa dersin ki ya işte düşe kalka gidiyor. Öyle değil. Sürekli inişe geçmiş bir şehirden bahsediyor. Aksini iddia eden varsa gelsin bunu beraber konuşalım. Malatya sürekli gerileyen bir şehir son 20 yıl. Ve yakın tarihinde böyle bir dönemi yok. Son 100 yıl içerisinde bu kadar gerilediği bir dönem yok. Hatta gerilediği bir dönem yoktur. İlk kez bu kadar geriliyor ya da ilk kez gerileyen bir şehir karşımızda. Oysa Malatya tarih boyunca sürekli iddiası olan bir şehir olmuştur. Ve bu iddiasını da sürdürmüş ta ki bu son 20 yıla kadar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam.